olmasaydı inşallah. 1 Nisan'dan sonra bu takımın ne bir altyapı, ne bir tesis, ne bir kurumsallaşma, ne de bir ekonomik olarak kendi kendine yetebilme anlamında bir sorunu kalmaz. İnşallah. Ben belediye başkanı olduğum dönemde Eskişehirspor hiç belediyeye yükselmiştim. Şimdi yapılabilir. Bu şehrin dinamikleri, bu şehrin imkanları bu takım uçurmaya yeter. Yeter ki isteyin. İsteyin, sevin. Eskişehirspor'u sevin. Taraftarı sevin, sporu sevin, futbolu sevin. Sevdiklerden olmayacak bir şey yok. Aşk olmayınca meşk olmaz diyorlar. Aşkı yok artık. Hocam biz yeterince her şeyi yapıyoruz. Tamam. Başkanım, sınır sınır demiyorum. Ben kendi cephemizden diyorum. Burhan Başkanım, Odun Pazarı'nda ilçe başkanıyken biz UEFA'ya Marsilya'ya gittik. Şimdi şampiyonlarla gidiyor millet söylüyor ya. Ben o kısmını geçtim. Büyükşehir olunca da şampiyonluğa gittik. Şampiyonlarla gideceğiz. Bizim 20 yıldır Eskişehir'lerimize yapılan spor tesisinin döneminizde emeğe yapılıyor. Doğru hatırlıyorum. Daha fazlası olacak. Daha fazla bir şey yapılamayacak bir şey yok. Bu şehrin imkanları ve dinamikleri, bu şehrin takımını Süper Lig'de, Avrupa Lig'lerinde oynatacak gücü var. Taraftarı var, aşkı var, şevki var, heyecanı var. Şunu deseler, hani kimse bir başka şehre itham etmez. Kayseri Spor'la Kayseri gibi bir ilişki olsa anlarım. Ama Eskişehir Spor'la Eskişehir'in ilişkisi böyle bir ilişki değil. Evet. Çok daha öte bir ilişki, çok daha üst bir ilişki. O gün Dışişleri Bakanımız geldi, söyledi Sayın Bakan. Dedi ki benim çocukluğumun idolü ve benim ikinci takımım dedi. Yani Fenerbahçe demedi, Galatasaray, Beşiktaş demedi. Eskişehirspor benim ikinci takımım dedi. Şimdi yapılması gereken buna bir gönül vermek, yürek vermek. Cumhurbaşkanı Eskişehirspor'u, Eskişehirsporlu bir başkan arıyoruz. İnşallah başkan, sözlerimizi hatırlatacağız size. Önümde hiçbir zaman olmayan, benim gibi düşünen çok az var. Bizim varımız yokumuz Eskişehirspor. Evet. Benim 8 yaşında kızım var, deplasman alıp götürdüm. Biz oy vereceğiz, bak Allah için diyorum. İnşallah. Ben size birkaç sene içinde göreceksiniz. Bu saydığım tesis, altyapı, kurumsallaşma, ekonomik yeterlik anlamında Eskişehirspor'un hiçbir problemi kalmadı. Önemli bir sorunu vardı. Bir, işte o sorunla başladı. Yeni bir genç bir yönetimi var. Tribün liderleri var. Arkasında biz onlar her zaman Cumhurbaşkanı'na iletildi ya. Düşünün. Cumhurbaşkanı'nın yani Eskişehirspor'un bir meselesini ben Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar ilettim. Oysa çok daha belki önemli hayati projeler var. Ama başka bu da önemli. Başka hakkıyı taksak bir mahsur yok mu? Yok. Bir yeni hakkınız da. Aa tamam. Hiçbir sorun yok. Başkanım, Cumhurbaşkanımıza neler ilettiniz? Ne konuştunuz? Efendim? Cumhurbaşkanımızla Eskişehirspor'la ilgili hangi aynen konuları başkanım ilettiniz? Öncelikle şunu söyledim ben. Sayın Cumhurbaşkanım sağ olsun yani konuya hassasiyetini şöyle söyleyeyim. Efendim Eskişehirspor'un ekonomisiyle ilgili bir finansal desteğe ihtiyacı var. Bununla ilgili sizden yardım talep ediyorum dedim. Ve hassasiyete bakın ki normalde şöyle diyebilirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Tamam, ben ilgili kişiyi arıyorum. Lütfen siz de oradan takip edin derdi. Öyle demedi Cumhurbaşkanı. Ben konuyu takip edeceğim şimdi dedi. Yarım saat sonra döndü dedi ki işiniz halloldu. Gereğini yapın dedi. Yani hassasiyete bakın. Biz orada iki tane konu anlatmıştık. Konuların birisi buydu. Yanında Yeşilay Başkanımız da vardı. Şu son destekten bahsediyorum evet, değil mi? Tabii de. Mücahit Bey de vardı. Mücahit Özgürtler vardı. Beraberce konuştuk. Sonra dedi ki efendim böyle böyle bir reklam sözleşmesine ihtiyacımız var. Bir finansal desteğe ihtiyacımız var. Ben arıyorum gereğini yapın diyebilir. Öyle demedim. Ben aradım. İşiniz halloldu. Takip edin dedim. Mesele yani herkes bu kadar duyar. Ülkenin Cumhurbaşkanı işini gücünü bırakıyor. Eskişehirspor'la ilgilenirken bu şehrin kent yöneticileri eğer bu Eskişehirspor'u bu kadarcık sadece bu kadarcık sahip çıkmazsa nasıl yapacağız? İkinci konu neydi? Evet. Bir Nisan'dan sonra. O da bize kalsın. Hadi. Afiyet olsun arkadaşlar. Nargile'ye dikkat.